Sadece haftanın belli bir günü Denizli'ye dağıtım için gelebiliyorum. Rahmetli engelli kızım Evet. vardı. Ona Ona da sağlıklı bekleyeceğim. ürünler yedirmek, tattırmak amaçlı. Allah izin verdi, sonra ehliyetimi aldım, arabamı aldım. Elimizden geldiğince en iyisini, en kalitelisini yapmak için uğraşıyoruz. Bir kavanoz çilek reçeli istemiş bayanın biri. İlk çilek reçelini götürdüm Cennet Hanımcığım. İnanın yol parasını cebimden verdim. Yani çilek reçelinin parası yol paramı karşılamadı. Yani bir kadın olarak biz kadınların başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Kadın isterse her şeyi yapar. Aynen öyle. Kadın isterse her şeyi yapar. Reçel tadında bir programla herkese merhabalar. Konuğum Aynur Aynoğlu. Aynur abla hoş geldin. Hoş bulduk Cennetciğim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Seni gördüm daha iyi oldum. Allah razı olsun. Bayağıdır görüşmüyoruz hep sosyal Evet. medyadan ama irtibatımız hiç kopmadı. Evet. Maalesef pandemiden dolayı Evet. insan evlatlarını bile göremiyor biliyorsunuz yani bu Evet. dönemde. Sadece haftanın belli bir günü Denizli'ye dağıtım için gelebiliyorum biliyorsunuz. Denizli'ye biliyorsun adrese teslim ediyorum. O yüzden müşterilerim sağ olsun benden çok memnun. Bilhassa adreslerine teslim ettiğim için. Bu sene birazcık kurulara ağırlık verdim. Şaşırdım zaten. Önceden o Evet, yoktu. evet. Ama şunu söyleyeceğim. Hani evlere kadar servis yapıyorum, dağıtımı kendim yapıyorum dedim ya. Evet. Hani mesela niye bir kargo şirketiyle çalışmıyorsun? Sadece Şimdi yani Denizli değildir, Türkiye'nin dört bir tabii, yanından. Türkiye'nin dört bir yanına kargo olarak anlaşmalı kargolarımızı, ürünlerimizi gönderiyoruz. Ama Denizli'ye ben çok yakın oturuyorum biliyorsun. Buharkent 20, Evet. 40 dakika 40 kilometre. Keşke sizi bize bağlasalar. Başkanıma Çok söylesem. istedik ama maalesef o kadar imza toplandı halde bağlanamadık. 20 dakikalık yolumuz var. O yüzden hani kargo verirsek müşterilerimizden artı kargo ücreti ödememeler için Denizli içinde kendim dağıtıyorum ve ürünüm kaç liraysa sadece o fiyatı alıyorum. Hani ekstradan kargo ücreti Bak almıyorum. yakıt da yakıyorsun, onda Tabii. bile şey He? yapmıyorsun yani yine Ama aynı fiyata. müşterilerim bilmiyorum ürünlerimi hem sevdikleri için hem bana geri dönüşümü çok güzel olduğu için inanın o yakıt masrafı bana hiç geliyor. Ya ben bir haberde tanışmıştık Aynur abla seninle. O arada da böyle öksürüğüm o kadar fazlaydı ki hani röportaj yaparken Evet. zorlanıyordum. Hani nefesimi tutmak zorunda kalıyordum. Bir öksürük krizim geliyordu. Aynur abla da reyondan geldi. Bende dedi Kozalak kozalak şurubu şurubu reçeli. var dedi. Bunu sabah akşam içiyorsun, Evet. öksürüğün falan kalmıyor dedi. Evet. Gerçekten de kalmadı abla. Kozalak şurubundan sonra mesela kök zencefil reçeli yaptım ben. Kök zencefil de biliyorsunuz hani rahmetli Barış Manço'nun nane limon zencefil karışımı bir Evet. şarkısı vardı. Oradan esinlenerek kök zencefil reçeli yaptım. Kök zencefil reçelini de şöyle limonla aromalandırdım. Hani zencefil çok aşırı bir acısı vardır biliyorsunuz. Bununla birlikte yaptım. Bu da çok faydalı. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Artı hani boğazdaki faranjiti, boğazdaki hırıltıyı, ses kısılmalarına Evet. birebir geliyor. Yeni andıç andıç neydi? Pekmezi yaptık. Pekmezi. Andıç da çok zor yapılan bir dir. Kırarsın, günlerce ıslarsın, kaynatırsın. Bayağı bir işlemden geçer. Onu yaptık. O da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Rahmetli engelli kızım Evet. vardı. Ona Ona da sağlıklı bekleyeceğim. ürünler yedirmek, tattırmak amaçlı Evet abla yani ona başladık. evet gelmişken kendini açtın. Aslında ben soracaktım ama. Rahmetli kızın sayesinde başladın. O süreç nasıl gelişti? Bir de engelli doğdu sanırım değil Evet, mi? engelli doğmuştu. Ama senin bu işlerle hiçbir alakan yoktu. Ev Hayır, yoktu. hanımıydın. Ev hanımı çünkü kızımla ilgilenmek zorundaydım. Kızım bayağı bir engelliydi, spastik özürlüydü. Yemesi, içmesi biraz güçtü. Nasıl püre olarak yaparız, nasıl bir şeyler yediririz, nasıl güçlendiririz diye düşünüyorduk sürekli. Sonra bunları yaptık. Sonra kızım zaten ömrü yetmedi, fazla yaşamadı. Arkasından Allah bir tane daha kız evladım var. Siz Allah bağışlasın. Allah ömür versin ona. Amin inşallah hepimizin evlatlarına. Kızım da şimdi o da bu hazır yiyeceklerden, boyalı şekerlerden yiyince kızım da işte doktor hiçbir ürün hazır hiçbir şey yedirmemeniz gerekiyor. Bünyesi çok hassas dedi. Oradan çıktım. Bir de biraz boşluktaydım kızım büyük kızımı kaybedince. Bir şeylerle uğraşmak gerekiyordu. Yani hem kafayı dağıtmak, hem ruhen, hem bedenen, hem maddi manevi. Sonra ben işte böyle gelen misafirlerime kahvaltı yaptıklarımı ya Aynur Hanım ya senin yaptıkların çok lezzetli çok güzel deyince ya ben bunun için bir şey yapamam.
Sonra bir kavanoz, iki kavanoz derken işte böyle araştırdık Denizli'de, Nazilli'de hani hangi sayfalarda nasıl ürün satılır. Biliyorsun benim yaşım da artık 57 yaşındayım. Ben 52 yaşındayken başladım. Teşekkür ederim. O zaman da biliyorsun sosyal medya ile biz biraz geç tanıştık. Sosyal medya üzerine araştırırken bulduk. Bir kişiye bir kavanoz götürdük. İki kişiye derken sonra poşetlerle getiriyordum Denizli'ye. Sonra pazar arabasıyla getirmeye başladım. Allah izin verdi sonra ehliyetimi aldım, arabamı aldım. Şimdi arabamla gelip gidiyorum. Arabanın kredi borcu ödendi mi bu arada? Evet, ev bitti aldım. Bitti değil mi? Ev aldın. Onun ev kredi aldım. Borcu devam var, ediyor. Devam ediyor. Onları reçel parasıyla ödüyorsun bu arada. Girişimci bir babaanneyim yani. Babaannesin aynen. Girişimci anne bir babaanneyim. Babaannesin. Evet. Çünkü birçok kişi aslında çalışana iş var. Hayır, ben üniversite mezunu gençleri de anlıyorum. Aynen. Herkes kendi işini yapmak istiyor. Ama ülkemizde şartlar ne yazık ki öyle değil. Yani çok da iyimser olamayacağım bu konuda. Herkes okuduğu işi yapmıyor. Ama bir mümkün yerden tutulmamız değil. Lazım. Mümkün değil. Ama şimdi hani ben bu işi yapamam. Ben bunu yapamam. Affedersin. Ya imkanım yok. Ya maddi olarak çok dardayım. Veyahut da psikolojim bozuk. Ben bunlara pek katılmıyorum. Bir şeyler üretmek gerekiyor. Ben yıllarca ben örgü ördüm, şapka ördüm, bere ördüm, bebek takımları ördüm. Onları internetten satış yaptım önceleri. Ama bir şapka için, bir hırka için bir hafta 10 günün gidiyor. Ama reçelde bir tabii onun da kıvamını, her şeyini bilmek, el lezzeti çok önemli. Bir işi severek, aşkla yapmak çok önemli. Çok önemli. Ben katkısız hiçbir ürünlerime katkı ve koruyucu kullanmam. Sadece sevgimi katıyorum. İsmin de var artık abla. Tabii. Patentimizi aldık. Aynur'dan doğal Duvar ürünler. Duvarkent'le Aynur'dan evet. En doğal ürünler diye. Aynen öyle. Patentimizi Instagram aldık. Instagram adresi. Aynur'un doğal ev ürünleri. Evet. Ondan sonra telefon numaran da var. Duvarkent İzmir asfaltında. Yerim. Hı-hı. İsteyen herkes gelir geçerken uğrayabilir. Allah izin verirse 2 aya kadar dükkan işlerimizi de halledeceğiz. Hı-hı. Şu yaz dönemi birazcık yoğunuz. Meyve kurularını kurutmamız gerekiyor yazın. Şu yaz dönemini bir inşallah atlatabilirsek sağlığımız el verdiği müddetçe dükkanımızı da yaz döneminde açmayı düşünüyoruz. Hani gelirken geçerken müşterilerim uğrasın. Geçen sene çok müşterim uğradı. Dükkanım yok ama evden hizmet ediyorum dedim. Ve ben ürünlerimi 4. katımın çatısında kurutuyorum. Sen tek başına mı yapıyorsun yok, bunları? Yok. Kızım, çocuklarım, aha, eşim. Bir tane, iki dışarıdan tane de elemanım var dışarıdan. Ha, süper. Tabii. İş imkanı da sunuyorsun evet, artık. Evet, iş imkanı da sunuyorum artık. Ya bir elhamdülillah. De, biraz önce söyledin ya Aynur abla, hani psikolojim bozuk, ben sıkıntıdayım, buna inanmıyorum. İnanmıyorum. Dedi. Herkesin tabii ki mutlaka acı eşiği mutlaka, farklı mutlaka olabilir ama sen bu dünyada yaşanabilecek en ağır acılardan yaşadım, birini yaşamışsın. Geçtim. Evladını her zaman kaybetmişsin. Evladımı kaybettim. Ki o hep kalbinde tabii ki de. Tabii ki de. O hep kalbinde de. Ama hayat bir şekilde de diğer bak, evlatların içinde, Allah eşin onlara içinde uzun ömür devam versin ediyor. Tabii ki de. Mesela evladımı kaybettim. Biliyorsunuz bizim Türkiye'de herkes böyle yardımlaşmayı çok severiz biz. Çok. Eşim yardımlaşmak amaçlı mesela bir iki kişiye mesela para konusunda yardım etti. Biz onları alamayınca biraz o konuda tökezledik. Hani sıfırdan başladık biz bu işlere ve hani bunlarla uğraşırken inanın beyniniz başka bir şeyle uğraşamıyor zaten. Bilirim. Ben bu sene ananas reçeli yaptım ve müthiş satış yapıyoruz. Evet, ananas çok faydalı. Evet, çok, çok faydalı, faydalı bir meyve. Mesela ananas kuru meyve ama kurularımız mesela genelde sağlıklı yaşam, hani sağlıklı yaşam için diyet yapanlar, diyetisyenlere sunduk. Evet. Yeni. Ananası zaten tavsiye ediyorlar abla. Kivi kurularımız mesela granür yapıyorlar ya böyle sütle şey, onlarla genelde çocuklarımıza verebiliriz. Pastalarda, keklerde kullanabiliriz. Elimizden geldiğince en iyisini, en kalitelisini yapmak için uğraşıyoruz. Dedim ya, içine sadece sevgimizi katıyoruz. Bir de dedin ya hani aşkla yapıyorum diye. Ya bir yerde yiyorsun da bunları değil mi abla? Tabii ki de. Yiyorsun. Sıkıntı İnanın yok, bak şu Covid-19 çevremde o kadar çok yakalanan oldu. Allah şifa versin. Evet. Biz kozalak şurubunu sürekli içiyoruz ya, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için ben ona bağlıyorum. Vallahi ben de ona bağlıyorum. İnanın
Bak ben haftada... Kendim de kaynattım bu haftada, arada. Haftada... Ooo ne güzel, eline kendim sağlık. Kendim de kaynattım. Haftada bir gün Denizli'ye gel, o kadar çok kişilerle tanışıyorum. Mutlaka para alışverişi yapıyoruz. Ne kadar kendimizi dezenfektan etsek de çok şükür elhamdülillah biz olmadık. Allah oldurmasın. Çünkü doğal yaşamak, sağlıklı yaşamak gerçekten bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Şu evet. Mesela süt reçeli almıştım senden. Evet, hala ya, devam ediyoruz. O da çok inanılmaz güzeldi yani kahvaltıda. Mesela geçen hafta 2-3 tane bayana ben pasta yapımında kullanmaları için krema yerine bunu kullanmak için aldılar. Mesela süper. Pasta yapımında bu kurulardan aldılar. Pastaların aralarını üstlerini süslemek için. Portakal kurusuyla kivi kurusundan aldılar. Hepsi yani bütün kurularımda kullanıyorlar da bir denemek amaçlı ve bu hafta tekrar sipariş verdiler çok güzel olduğu için. Ya şunu sormak istiyorum abla, hani bunun kurusunu bu hale getirmek için bir ısıtıcı yani hayır, fırın ben gibi doğal, bir yerde mi? Hayır, ben çatımda. Ha. Çatımın üzeri etermit kaplı, yani yüksek, hı hı. Arada ve o etermitin altında rüzgar eşliğinde kurutuyoruz. Rüzgarda yani direkt güneş maruz kalmıyor. Güneş rengini alıyor çünkü bu kendi rengi. Evet, bu rengi hiç şey yapmamış, atmamış. Evet, kivilerimizde öyledir. Hani hiçbir şey yok, ısıtıcı, fırınlama veyahut da hani şimdi bazı üreticilerde... Ben bir yerde öyle görmüştüm abla da o yüzden. Evet, endüstriyel fırınlama deniyor, evet. Ona. 16 saatte, onu araştırdım onu. 16-18 saat gibi bir süreçte kuruyormuş. Biz 3 günde kurutuyoruz. Mesela ben şeye karşıyım hani... üretici adamla pazarlık yapılmaz. İnanın bu seneki fiyatlarım, reçellerimde geçen seneki fiyatlarım aynı devam ediyor. Evet. Çünkü dedik şu anda geçen sene aldığım kavanozu ben 36 liraya alıyordum kolisini. Hı hı. Bu sene 45 liraya alıyorum. Geçen sene 175 liraya 145 liraya aldığım kavanoz kapağıma 600 tane oluyor kolisinde. Bu sene 245 liraya alıyorum. Yani onlara zam geliyor ama ben zam geldi. Yapmadım. Şekere diyorsun. Mesela 135 liralık şeker şu anda 245 lira çuvalı. Ama ben zam yapmadım. Neden? Hani 5 kazanacağım, 3 kazanayım, 3 kazanacağım, 2 kazanayım, sürümden kazanayım. Müşterilerim Allah binlerce şükürler olsun. Ne zaman geleceksin abla diye sürekli mesaj atarlar haftada bir gün geldiğim için. Fiyatlarımı değiştirmedim. Neden? Çünkü pandemiden dolayı herkesin bütçesi çok zorlandı. Evet. Çoğu küçük esnaflar dükkanlarını kapattı, fabrikadan kimileri çıkarıldı. Herkesin malum durumu. Evet. Diyorum ki yani bu ya diyecek, almak isteyecek ama ya bu olsa da olur, olmasa olur. Ben evime önce yağımı, tuzumu, şekerimi, çocuklarımın ihtiyacını, ekmeğimi alayım. Tabii onlar temel gıda. Bu olsa biraz, da olur, evet. Olmasa da olur denir diye ben fiyatımı, geçen seneki fiyatımı tuttum. Yalnız paketleme işlemine bayıldım abla. Şurada acı gördüm. Hani bu kadar reçelin arasında, reçel gibi program dedim ya, ben tam bir acı hastasıyım. Tabii kısırlarımızın yanında, evet. Patates salatalarımızın yanında muhteşem bir lezzettir domates soslu. O benim ya, acı. Onu ben alıyorum abla. Tabii ki bir de. Bir tane kalmış. O da benim hakkım. Yanımda hadi dedim. Onu, arabada daha çok çeşitlerimiz de. Yok, hani onu hemen masamıza ben alıyorum birazcık abla. Dedik şey olsun, değişiklik olsun diye. Cevizli incir reçelimiz var. Muhteşem bir atomdur yani. Hatta unutmuşum acelemden. Biz incirlerden incir lokumu yaptık bir de bu sene. Hediyelik kutularda böyle bayramda bayağı bir satış yaptık. Hani kendiniz gidemeseniz de bayram hediyesi gönderin sevdiklerinize diye bayağı bir incir lokumu yaptık. Kutuların içinde mi? Çok ilgi gördü. Peki böyle bir şey yapalım edelim diye bir adım attığınız zaman eşin nasıl karşıladı? Ya dedi sen nasıl, dedim ya işte, dedim ne yapayım ya, ben sıkıldım artık, bir şeyler yapmam lazım. Sonra Nazilli de yakın. Biz Nazilli ile denizin tam ortasındadır. Buharkent ilimiz. Evet. Aydın'ı bağlayacağım. Bütün işlerimiz denizi de görürüz. Söyle abla söyle. Bağlayacağız. Denizi de görürüz. Ondan sonra bir kavanoz çilek reçeli istemiş bayanın biri. İlk çilek reçelini götürdüm Cennet Hanımcığım. İnanın yol parasını cebimden verdim. Yani çilek reçelinin parası yol paramı karşılamadı. Hatta annem dedi, kızım dedi ya. Hiç yani para kazanmayacak olduktan sonra niye gittin? Anne ya bugün dedim bedavadan giderim, yarın daha çok parayla giderim. Sonra iki tane, üç tane derken Rabbim verdi bizim müşterilerimizi, kıymetini, değerini ürünlerimizin. Yürü ya kulum dedi. İşte orada umutsuzluğa kapılsaydın abla, tamam, vazgeçseydin, evet. Vazgeçmeyeceksin hiçbir zaman.
bir adım daha, bir adım daha. Hani yani hiçbir zaman geriye dönmeyeceksin, ileriye bakacaksın. Şu anda biz kuruttuğumuz bütün meyveler peşin alıyoruz, kurutup depoluyoruz. Hani böyle gram gram satılacak. Hı hı. Ama bayağı bir bütçe gerekiyor. Burada evet. Şu ne reçeli? Havuç reçelimiz. Havuç reçeli mi? Evet. Bunu genelde salataya yapıyoruz ama. Evet, bu portakal reçelimiz. Aa, portakal reçeli çok güzel oluyor. Benim Antalyalı bir arkadaşım vardı biliyorsun. Kivi orada reçelimiz. Da çok fazla. Evet. Bunlara çok fazla şeker koymana da gerek yok. Hayır. Mesela incire çok fazla koymuyoruz. İncir kendinden şekerli bir meyve olduğu için. Aynen, onu mesela birebir bazıları reçellerde birebir ölçü koyarlar. Hı-hı. Ben birebir koymuyorum. Birden biraz eksik koyuyorum. Hani çok tatlı oranı fazla olmasın. Meyvanın kendi şekerini, meyvanın kendi özünü hissetmek diyorlar için. Mesela benim bu ürünlerimden bir iki yere ben kuru meyvelerimden toptan verdiklerim var. Hı-hı. O da diyor, abla sen kazanıyorsun, biz de kazanıyoruz. Senin altında kazananlar da var. Bak, kaç kişi ekmek yiyor. Ben ürünlerimi bir de meyvelerimi bilhassa çiftçinin kendinden almak taraftarıyım. Araya bir aracı koymadan, bahçesinden tazecik koparıyor. Aracımızla gidiyoruz, bahçesinden alıyoruz. Bildik, tanıdık ama ananas ve kivi biliyorsunuz onları halden alıyoruz. Evet, çünkü yurt dışından geldiği için. Aynen öyle, bulamıyoruz. Ben çileye Atça'ya gidiyorum. Atça'da üreticisinden alıp geliyorum. Ayvamızı, cennet elmamızı, vişnemizi, kirazımızı Honaz'dan alıyoruz. Yaprağımızı Manisa'dan getirtiyoruz. Asma yaprağımızı. Yani bir arkadaşla tanıştık. Yenicekent'te kayısıları varmış. Gittik baktık. Geçen sene kayısılarımızı Yenicekent'ten aldık. Muhteşem bir reçelimiz oldu. Peki sen girişimci bir kadın olarak Aynur abla umutsuzluğa kapılmış. Evde ne yapabilirim? Yani illa bunu yapsın. Tabii. Demek olmaz şimdi. Belki başka bir tarafta yeteneği vardı. Onlara nasıl bir şey söylemek istersin? Nasıl seslenmek istersin kadınlara? Ya araştırmaları gerekir. Ne yapabilirim? Elimden hangi beceri gelir? Dedim ya ben yıllarca örgü de ördüm. Hı hı. Mesela örgü örebilir. Kışın herkes mesela bebek hediyesi yapılıyor. Bebekler için örebilir. Mesela ipleri toptan aldığın zaman ucuz alsın. Ben kavanozları, şekeri nasıl toptan alınca biraz daha ekonomik almaya çalışıyorsam ekonomik almaya çalışabilirler. Meyve kurutabilirler. Meyve kurusu şu anda çok revaçta. Zaten merdiven basamak basamak büyükten çıkılıyor. Büyük olmaz. Heh. Küçükten büyük olur. Aynen çok öyle. Çok sevdiğim bir amcamın sözüdür bu. Öyle söyler. Ona ben bir akıl danışmak için gittiğim zaman öyle söyledi. Amcam dedi büyükten büyük olmaz dedi. Küçükten büyük olur aynen dedi. Öyle. O yüzden yavaş büyükten yavaş ilerlemek lazım. Büyükten küçülmek çok zordur. Evet. Birden insana çok zor gelir. Ama küçükten büyümek çok güzel bir şeydir. Çok zevklidir. Güzel değil mi? Her adımda yükseldikçe daha bir böyle güçlenirsiniz. Daha bir tırmanırsınız. Ve tırmandıkça hiç yorulduğunuzu hissetmezsiniz. Biz sabah 6'da kalkıyoruz. İnan çatıya çıkıyoruz, başlıyoruz doğramaya, birimiz doğruyor, birimiz dilimliyor, birimiz seriyor, birimiz kuruyanları topluyor böyle. Tam gaz çalışıyoruz, kahvaltımızı çatıya çıkıp etrafımıza bak piknik yapar gibi kahvaltı yapıyoruz. Ondan sonra aşağı inip yemeğimizi yiyip dağıldığımız zaman diyor abla diyor inan eve gidip de oturunca da yorulduğumu hissediyorum. Hiç ben yorulduğumu hissetmiyorum çalışırken diyor. Patron niye? Patron niye? Diyorum ben ama bak hiç diyorum iş sizin işiniz. Kendi işiniz gibi işleyin. Benim değil. Hepimizin. Ve onlar ne zaman oturur, ne zaman içilip, ne zaman yapılacağını bilir işlerini. Hiç benim sormama gerek kalmıyor. Zaten sürekli başında biri bıt 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 dediği zaman o işin tadı akşam kalmaz. Akşamüstü artık yani. Akşam bereketin oldu. Olmaz. Yürüyün bırakın dediğim zaman şunu da bitirelim abla ondan sonra diyorlar. Al işte. Ha. Şunu al da işte. Bitirelim. Kendi işleri gibi sahiplenmişler Aynur abla. Senin evet. İşinizi sahiplenin demene ikinci bir kere söylemene evet, gerek kalmamış. Bu arada kalmamış. Yaşlı annem var evde. Ona da bakıyorum. Ha, nasıl? Yani, hamdolsun iyi. Önce koa hastasıydı. Hayır koa hastasıydı annem. Bak çok şükür şifa buldu. İyi. Oksijen kullanıyordu. Kullanmıyor artık. Hepsi kozalak şurubunun etkileri arkadaşlar. Ya bence bir kere deneyin. Dediğim gibi Instagram sayfası, Face sayfası, telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Yani Aynur aynı oğluna ulaşmak çok da zor evet, değil. Evet. Hani aradıkların kapılarındayım. Aynur abla ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Yani şeker tadında demeyeceğim. Reçel tadında bir program çok oldu. Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğin için, ne demek, çağırdığın ne için, demek. Hep her zaman yanında olduğunuz için. Aa, ne demek Aynur abla, hep aklımdaydın, bir fırsat kolluyordum. Evet. Kanalımı açman vesilesiyle de seni konuk etmiş oldum. Valla ayağına sağlık. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Allah razı olsun. Sen çok çok kazan, çok Allah çok kadına olsun. Da ekmek kapısı. Herkese açmanı tavsiye ediyorum. Ederim. Herkes yılmadan, yıkılmadan,
geriye dönmeden, ileriye bakarak bir şeyin ucundan tutsunlar. Yani, bir kadın olarak biz kadınların başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Kadın isterse her şeyi yapar. Aynen öyle. Kadın isterse her şeyi yapar. Reçel tadında bir program oldu. Tadına doyum olmayacak bir sohbetimiz oldu. Bir dahaki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Teşekkür ederim.